Tat kavgalarına hoş geldiniz. Bu video serisinde sizlere tarihte yaşanmış tat kavgalarını, iktidar mücadelelerini anlatacağım. İlk videomuzda, yani bu videoda sizlere SSCB'nin kurucu lideri olan Lenin'in ölümünün ardından Sovyetler'de Stalin ve Troçki arasında gerçekleşen iktidar mücadelesinden bahsedeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. 21 Ocak 1924 günü Sovyetlerin lideri Lenin hayata gözlerini yumdu. Peki devlet kimi kalacaktı? Parti ikiye bölünmüştü. Troçki mi yoksa Stalin miydi partinin başına geçecek? Stalin seçilmek için daha olanaklı birisi gözüküyordu. Stalin hızlı davrandı. Tarihin ilk Photoshop'u bu yıllarda bu mücadele sonucunda ortaya çıktı. Stalin partinin kurucusu olan Lenin ile arkadaşlığını parti kitlesine kabul ettirmek için Lenin'in fotoğrafının yanına kendi fotoğrafını yapıştırdı. Bu büyük bir oyundu. Troçki bu mücadelede iyice geri kalmıştı. Troçki zamanla partideki çeşitli görevlerinden alındı. Troçki bu mücadeleyi kaybetti denilebilirdi. Ve 1928'de Kazakistan'a yollandı. Yani sürgün hayatı başladı. 18 Ocak 1929'da Sovyetlerden kovuldu. Stalin Sovyetlerin zirvesindeyken Troçki artık bir hiçti. Troçki en sonunda Türkiye'ye geldi ve İstanbul'da Büyükada'da bir evde yaşamaya başladı. Troçki bu mücadeleyi kaybetmişti. 1993'ün Temmuz'unda Troçki Fransa'ya gitti ve burada 2 yıl kaldı. Ardından Norveç'e ve sonrasında da Meksika'ya gitti. 1940 yılında bir Rus ajanı bir gazeteci kılığına girerek Troçki'nin evine girdi. Fırsat bulduğu anda kafasına buz sıyla vurdu. Troçki kafasına büyük bir darbe aldı. Troçki ertesi gün hayatını kaybetti. Böylece Joseph Stalin bu iktidar savaşının galibi olmuş ve Troçki ise yenilmişti. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve like atın.